Evet kıymetli dostlar, kanalımızın müdavimleri. Normalde sponsorlara teşekkür ederek başlamak isterdim ama bu sefer size teşekkür ediyorum. 27.200 abone ve bu abonelerle birlikte kanalımızı takip eden, abone olmaktan utanan ama kanalımızı seven bütün kardeşlerim hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. Gerçekten bak ciddi söylüyorum. Bu işlere ilk başladığımda 2006'larda, 2007'lerde haber editörü olarak başladım. Çeşitli haberlerde, hani çeşitli haberleri derleyip toparlıyordum. Sonra kendi haberlerimi yazmaya başladım. Ardından birçok dost tanıdım, birçok kaliteli, klas insan tanıdım. Gerek Fenerbahçe yönetiminde, gerek yönetime yakın isimler. Ama birçok şeye cesaret edemezken bu yola birlikte çıktık sizlerle. Ve günden güne bu kanalın büyümesi gerçekten beni gururlandırıyor. Bir şeyleri doğru yapıyorum ya da doğru insanlara denk geliyorum diyorum. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Kızlar hariç. Şimdi hanımla da papaz olmanın da lüzumu yok. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe biliyorsunuz oynadı. İki tane hazırlık maçı yaptı ve iki maçı da kazandı. Önce maçın kahramanlarından başlayalım. Atilla Szalai iyi yoldayız diyor. Biliyorsunuz Villarreal'i mağlup ettik. Bu maçın arkasından önce Atilla Szalai'nin görüşlerine yer vereyim. Sonra diğer kahramanlardan konuşanlara yer vereyim arkadaşlar. Bizler açısından çok güzel bir gün oldu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Güçlü bir rakiple oynadık. Hem Avrupa'da hem de liglerinde iyi sonuçlar alan bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculardan kurulu, tecrübeli bir takıma karşı oynadığımızı söyleyebilirim diyor. Bence saha içerisinde gayet iyiydik, organize bir duruş sergiledik. Pres anlamında da iyi işler yaptık. Defansta kompakt bir duruş sergiledik ve iki de güzel gol attık. Sonuçtan dolayı memnunum, mutluyum diyor. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel anlamda her geçen gün daha da iyi oluyoruz. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi bir görüntü ortaya koyduk. Bana göre iyi yoldayız diyor. Şimdi Altay Bayındır için bir sakatlık açıklaması geldi. Biliyorsunuz maçtan saatler önce diyeyim. En doğru tabir bu olur sanırım. Hani belinde ağrılar olduğu, yani tam açıklamayı okuyayım en iyisi. Profesyonel futbol A takımı kaptanlarımızdan Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün, yani dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyo frekans uygulaması yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır denildi. Ve müsabakada Ertuğrul Çetin kaleyi devraldı arkadaşlar. Ertuğrul Çetin kaleyi devraldıktan sonra bir şeyler yaşandı. Neydi o yaşanan şey? Ertuğrul hiç kimsenin yüzünü kara çıkarmadı. Villarreal maçından sonra da açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçı da olsa taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onların desteği inanılmaz motive ediyor bizi. Altay abiye geçmiş olsun. Umarım bir an önce aramıza döner. Çok sıkı çalışıyoruz, sert sıkı çalışıyoruz. Bu yüzden inanıyorum ki Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe ile sonrası arasındaki Fenerbahçe arasında fark olmayacak diyor. Altyapıdan gelen bir oyuncuyum. Bunlar benim her zaman hayallerimde. İnşallah onları, yani taraftarı bu şekilde sevindirmeye devam ederiz diyor. Arkadaşlar var mı olumsuz bir şey söyleyecek Ertuğrul'la ilgili, Osman Ertuğrul Çetin'le ilgili? Ben son derece beğendim. Hatta acaba dedim. Neydi hocam acaba hani Altay'ın yerine, neyse, İrfan Can Eğirbayat'ta konuşmuş. Biliyorsunuz sezon başında kiralık geldi. O da dün ilk kez Fenerbahçe formasını, resmi olmasa da bir hazırlık maçında giymiş oldu A takım formasını. İlk maçım, sabah uyandığımda inanılmaz heyecanlıydım. 3 tane köpeğim, 4 tane kedim var. Bugün stresi onlarla attım. Taraftarımız bana çok güzel destek verdi. Her şey çok güzel gidiyor bizim için. İnşallah böyle devam ederiz. Jesus inanılmaz detaycı. O yüzden takım her geçen gün hatalarını azaltarak devam ediyor. En sevdiğim özelliği, kimseyi ayırt etmiyor. Her zaman forma gelebileceğini biliyorsun. İyi ve güzel bir hocayla çalışıyoruz diyor. Peki Jesus ne diyor? İşte hani geldik zurnanın zırt dediği yere. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Bazen ben bile Jesus'tan ilgili konuşmaya korkuyorum. Harbi söylüyorum, korkuyorum. Ulan şuradan bir yerden çıkacak. Espreto. No, Santos de falan diyecek, bir şeylere girecek. Bana bir bodos tomat alacak gibi geliyor. O yüzden önümüzü yükleyip cekette falan konuşmak lazım. Jesus'tan flash açıklamalar.
Şimdi öncelikle Jorge Jesus Villarreal maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar, sosyal medyaya kalırsa sadece 3 cümle etti. Moralleri mahvetti gitti. Sosyal medyaya kalırsa. Bana kalırsa müthiş açıklamalarda bulundu. Ben hepsini aldım. Bu arada Fenerbahçe'nin yendiği iki İspanyol takımının La Liga'nın 3. sıradaki takımıyla puan farkı 4 ve 5. İlk iki sırada Barcelona, Real Madrid var. Biliyorsunuz Bayern Münih Almanya'da neyse bunlar da İspanya'da onlar. Hani boş takımlarla oynamadık. Yani bizim bu maçta bile 9 eksiğimiz var. Düşünün yani 9 eksikle Villarreal'i yeniyorsun. Jesus'un bütün sözlerine değinelim. Villarreal iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar. Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım güzel performans gösterdi. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel. Ama buradaki asıl amacımız sakatlık nedeniyle oynayamayan oyuncuların oynaması. Buruma ve Lemos gibi uzun süre oynayamayan oyuncuların oynaması. Hazırlık maçlarımızı bak Buruma ve Lemos'tan bahsediyor. Hazırlık maçlarımızı üst düzey takımlarla yapıyoruz ki bak burası çok önemli. Şimdi bana herkes şunu soruyordu. Ya hocam sezon başında niye biz tırt takımlarla maç yaptık? Biz de tırttık. Nasıl tırttık hocam? Jesus gelmiş, takımımız çok iyi. Jesus'un geldiğindeki takım tırttı. Jesus'un geldiğindeki takımla bugünkü takım maç yapsın. Bugünkü takım en az 8 tane atar. Hazırlık maçlarımızı üst seviye takımlara yapıyoruz ki takımımız hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürebilsin. Takımım bu maçlarda da güzel görüntüler, pozitif performanslar sergiledi. Takımım. Ama bu maçlarda en önemli şey sonuç değildir. Tabii ki kazanmak hazırlık maçı olsa dahi her zaman güzel. Ama buradaki asıl amacımız sakatlık sebebiyle süre alamamış oyuncuların süre alması. Aynı zamanda da Buruma gibi oyuncuların süre alması ki kendisi yaklaşık 5 aydır maç yapmıyor. Bu da bugünkü maçtaki performansıyla fark edildi. Ben şu soruyu sormak isterim. Madem amaç sakatların oynaması, o zaman ilk 11 başlasalardı. Bir. İkincisi, madem bugünkü maçta 5 aylık sıkıntı belli oldu, o zaman bundan sonraki süreçte ne olacak diye sormak isterdim. Neyse. Aynı şekilde Lemos da uzun zamandır maç yapmıyordu. Bu tarz oyuncuların süre alabilmesi için önemli maçlardır. King, Gustavo onlar sakatlıktan dönen oyuncular. Bak King ve Gustavo sakatlıktan dönen oyuncular ve onlar için hazırlık maçları önemli. Hazırlık maçlarında João Pedro'nun yaşamış olduğu sakatlık hepimizi üzdü. Ağır bir sakatlık. Bu sene oynayabilecek mi bilmiyorum. Ama bizim amacımız onu en hızlı şekilde tedavi etmek çünkü ona ihtiyacımız var. Bakın, hala kesin bir bilgi yok. Yani bir kesinlik yok. Ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sene oynayabilir mi? Şüpheli diyor. Yani öyle sezonu kapattı falan filan demiyor. Şüpheli diyor arkadaşlar. Yani şüpheli diyor. Anlatabiliyor muyum? Şüpheli diyor. Ha, bu açıklamadan Fenerbahçe taraftarı ne anladı? Artık olmayacak bizimle anladı. Haklılar mı? Kısmen bana kalırsa bence de haklı Fenerbahçe taraftarı. Yani bu açıklama bizimle olmayacak demeye getiriyor. Yani ama mecburuz demeye getiriyor. Hani şu şekilde de algılayabilirsiniz. Yani artık bizimle olmayacak bari yeri de olsa diye anlayabilirsiniz. 4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Dışarıda kalan oyuncularımız vardı. King sakatlıktan döndü. Luan Perez ne zaman dönecek? Hani ne zaman hazır olacak bilmiyorum diyor. Bak 2. Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Bakın Emre Mor 3, Arda Güler 4. Daha hani sayalım isterseniz. Herkese ihtiyacımız var. Bu hazırlık döneminde herkesin maksimumu vermesi gerekiyor, değil mi? Mesela Pedro'yu da sayarsak 5. Batshuayi, Valencia şeydeler. Kamptalar 7. Altay Bayındır sakatlandı 8. Osayi dün yoktu 9. Bakın 9 eksik var diyorum. Hani saylan dediğiniz zaman alın size sayı. Bizler sevgi göstermeye, desteklemeye devam etsinler bizlere. Onlar bizim 12. oyuncumuz. Taraftar sizden bahsediyor. Kendi evimizde oynadığımızda çok güçlüyüz. Taraftarımız ve oyuncularımız arasında bir bağ var. Ligdeki son maçta destekleri harikaydı. Böyle devam etsinler. Her şeyimize savaşıyoruz ki sene sonunda hep birlikte mutlu olalım inşallah. Gönlümden geçen ve mümkün olan farklı şeyler. Transfer için konuşuyor bak. Gönlümden geçen ve mümkün olan farklı şeyler. Bu çok önemli bir şey. Fenerbahçe'nin finansal olarak uyması gereken şeyler var. Ben tabii ki isterdim ama
kulübün şartlarına uyacak şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdi ben sosyal medyada bir açıklama gördüm. Kimden olduğunu söylemeyeyim. Yani kimden olduğunu söylemeyeyim ama bir açıklama gördüm. Diyor ki Jesus'u devre arasında tatmin etmek lazım. Eğer transfer yapmazsak kaçar gider. Ama transfer yaparsak kalır. Der ki aa bu takım güçlenmiş der. Bunlar ütopik. Bunlar hayali şeyler. Yani Jesus gibi bir adam hayali bir iş peşinde. Bu arkadaşlara göre. Niye? Fenerbahçe şöyle yaparsa, böyle yaparsa ne olacak? İşte gitmeyecek bir yere. Transfer yaparsa gitmeyecek. Ama yapmasa kaçacak. Zorunuza gidecek. Biliyorum. Üzüleceksiniz. Biliyorum ama böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Jesus Fenerbahçe'nin teknik direktörü, hocası ve durumdan son derece haberdar. Şu açıklamaya bakın. Bak, eğer bu arkadaşların kafasındaki Jesus olsa bizim teknik direktörümüz evet bırakır gider. Bana ne lan sizin financial fair play'inizden? Yapmasaydınız, harcamasaydınız, dikkat etseydiniz derdi. Ama demiyor. Gönlümden geçenden mümkün olan farklı şeyler diyor. Burada da şunu demek istiyor. Arkadaş alabiliyorsanız buyurun. Değil mi? Alabiliyorsanız buyurun. Yani Gustavo sakatlıktan döndü. Arda şu bu. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var diyor. Hani destek, taraftarın desteği, 12 numara olmaları harika. Ligde bizim dışımızda 4-5 tane daha favori var. Biz her şeyimizle savaşıyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olalım diye diyor. Bu arada Kuki Setien'den Fenerbahçe'ye övgü diyor. Villarreal teknik direktörü Kuki Setien 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından çok fiziksel bir maç oldu. Sert geçti. Fenerbahçe iyi oynadı diyor. Ki zaten Jesus'u biliyorduk diyor. Hani Fenerbahçe Jesus da uçtu. Biliyorduk diyor. Evet şimdi gelelim Depay'a. Depay'ları konuşalım. Jesus ne dedi? Mali durumdan haberdarım. Hani alınacak şey var, alınmayacak şey var. Fenerbahçe'nin durumu ortada diyor. Ama Fenerbahçe bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Açıkçası ben de dahil milyonlarca kişi şu soruyu soruyor. Eğer Pedro oynamayacaksa, Pedro ikinci dönem ya da büyük çoğunlukla bizimle olmayacaksa yerini kimle dolacak? Evet, bak Joshua King evet iyi bir futbolcu, kabul. İyi bir forvet, kabul 1. Batshuayi o da iyi bir forvet, o da kabul 2. Valencia bu sezon prime dönemini yaşıyor, 3 kabul. Serdar Dursun, hani ben çok beğendiniz mi bilmiyorum ama Serdar Dursun bu işte, hani değişik vuruş repertuarları olan bir futbolcu. Kısaca şunu söyleyeyim. Hani Serdar Dursun güven veriyor mu? Soru işareti. Yani soru işareti üstü soru işareti. Hal böyleyken bize bir forvet lazım. Yoksa şampiyonluk kaçar diyorlar. Ya şampiyonluk bir forvetle kaçmaz. Kabul. Ama kütür kütür bir forvetle şampiyonluk ihtimalin daha da artar. Bugün kimi alırsanız alın. Kimi getirirseniz getirin. Kimle oynarsanız oynayın. Alışması, gelmesi, gitmesi, etmesi, yapması, tutması. Hani manyak manyak işler. Bir sürü zaman alacak. Depay bunu karşılar mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Öttürür bile. Bak öttürür bile. Hani bunu da bu şekilde söylemek istemiyorum kusura bakmayın ama. Depay öttürür bile. Sen Cao Pedro'nun yerine Depay'ı alacaksın bunu karşılar mı diye soracaksın. İnan adamla dalga geçerler. Bu şey gibi yani ya. Cristiano Ronaldo'yu Arjantin milli takımında gibi anlatmak gibi bir şey olur. Öttürür bile. Peki Depay'a ilişkin haber ne hocam? Fenerbahçe nabız yokluyormuş arkadaşlar. Pedro'nun sakatlık uzun sürecek diye. Forvet transferine yönelmişiz ve ilk hedef Hollandalı Depay'mış. Barcelona 5 milyon euro önermiş. Yani 5 milyon euroya alın demiş. Fenerbahçe araştırma içindeymiş. Jesus'tan gelecek talebe göre de çalışmalar başlayacakmış. Galatasaray'da istemiş Depay'ı. İsmi geçmiş ama yüksek maliyet nedeniyle geri çekilmiş. Bir şey sormak istiyorum. Bu arada ilk çeyrek finalistler
Yani ilk çeyrek finalistler Arjantin ve Hollanda. Ki Hollanda'nın durumu malum. Ne yaptıkları, nasıl oynadıkları malum. Nereye geldikleri malum. Depay'ın son maçlarda Depay'a kalkması malum. Biliyorsunuz bir futbolcuyla Fenerbahçe ilgilenmeden önce, ilgilendikten sonra diye futbolcunun performansı değişir. Maşallah Fenerbahçe ilgilendikten sonra Depay'ın performansı, yani öyle söylüyorlar, öyle iddia ediyorlar. Aldı başını gitti. Arkadaşlar, E'si şu. E'si şu arkadaşlar. Ben Depay'ın geleceğine Mustafa Hoca olarak inanmıyorum. İhtimal vermiyorum. Bakın Ahmet Nur Çebi, 300 milyon zarar ettik dedim. Boyut 180 milyon, kulübe yük olmuştur. Laiç 220 milyon TL yük. Lens, Jeromain Lens 240 milyon lira. Douglas 80 milyon. 700 milyon kullanılmayan futbolculardan yapılmış bir zarar var diye açıklamış. 300 de kendi etmiş, 1 milyar. Mustafa Hoca ne demişti? En geç 31 Aralık'ta göreceksiniz. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da borç da bizi geçecek. Dün Beşiktaş kulüp borcunun 6 milyar 264 milyon 803 bin lira olduğunu açıklamış. Artı borç gittikçe de artıyor. Hocam iyi de Fenerbahçe'de de makas açılıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe'nin sabit geliri, sponsorlar, yayın geliri, YouTube katıl, borsa, kripto para, feneryum, kombineler, bilet satışı gibi 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 Spor Toto gelirleri, iddia gelirleri, UEFA Avrupa gelirleri gibi 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 futbolcu satışını dahil etmiyorum. Bu gelirler 1,5 milyar liraya yakın. Fenerbahçe'nin yıllık ödemesi gereken gider 600 milyon lira civarında, 250 milyon TL civarında bir para. Bu yıl faiz giderine verilecek. Gelecek seneden itibaren 200 buradan bir 500, 250 buradan bir 500 civarında da ana para ödemesine gidecek. Yani önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe'nin bu şeyi bu olacak. Ancak Türk lirasının değer kaybetmesi sonrasında paralar arttı. Nasıl arttı? Arkadaşlar şöyle anlatayım size. Şu tişörtü ben aldığımda 34-35 liraydı. Bugün aynı tişörtü 350 TL'ye alırsınız. Çok da güzel bir tişört ama yakasını ütülememişim. Bugün 350 TL'ye alırsınız. İyi de hocam, biz Bankalar Birliği ile senin anlaştığın para TL üzerinden. Net, sabit, standart para üzerinden. Yani borç sabitlendi ama gelir artmaya başladı. Niye? Türk lirası değer kaybettiği için. Yani ben araba aldım, ev aldım diyor adam. Ya ben takside bölüyordum, aylık 2000 lira ödüyordum. Şimdi çerez parası diyor. Aynen böyle oldu. Gelir kalemi gittikçe artıyor. Bak futbolcu satış hariç ama gider kalemi böyle. İyi de hocam biz mesela 40 milyon euro yıllık ücret veriyoruz futbolculara. Yine 40 veriyoruz. Hayır. Sen sadece yabancı futbolculara euro üstünden veriyorsun. Türk futbolculara TL üstünden veriyorsun. Bu da ayrı. Artı yurt dışında kazandığın maçlardan euro üzerinden para alıyorsun. Euro üzerinden para alıyorsun. Yani uzun lafın kısası, sen belki de bu sezon katıldığın UEFA Avrupa Ligi'nden, yayın gelirinden, şunundan, bunundan belki de futbolcuların ödediğin yıllık euro ücretinin yarısını çıkarmış oldun. Diğer yarısı böyle 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 borçların azalacağı fikrine sahibim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben Mustafa Hoca olarak Depay'ın geleceğine ihtimal vermiyorum. Bu bir. İkincisi, duyumcu Mustafa Hoca olarak Depay'ın geleceğine inanıyor muyum? Gelen duyumlar diyor ki Ali Koç bunların sponsoru değil mi? Neden olmasın? Olabilir. İnsanları ümitsizliğe bürüme. İşte reklam tıklasınlar. Video izlesinler. Sana ne? Çarpıcı başlık at falan filan derim. Ama açık, net, samimi söylüyorum. Depay bekleyip de, yani Depay bekleyip de umut şeye düşmeyin. Çukura düşmeyin. Ben Depay'ın geleceğine inanmıyorum. Yani ben Depay'ın geleceğine inanmıyorum. Kimseyi de üzmek istemiyorum. Kusuruma da bakmayın. Ben de isterim size Depay müjdesi vermeyi ama yıllık ücreti. Bu arada arkadaşlar Depay'ın yıllık ücreti diye yazalım mesela. Merak ettim ya. Google'a bunu yazınca ne çıkacak? Mesela burada ne yazıyor arkadaşlar? Yıllık 192 milyon TL diyor. Aylık 16 milyon TL, haftalık şu kadar, günlük şu kadar diyor.
192 milyon TL ne demek? Yıllık 10 milyon euro demek. Biz 10 milyon euro verebilir miyiz? Hocam iyi de Jesus için de diyorlardı ki yıllık 12 alıyor. Jesus geliyorsa Depay kim ki? Şu olur. Sen Depay'ı alırsın. Sözleşmesine şöyle bir şey yazarsın. 25 milyon euroya serbest kalır. Futbolcu 25 ya da 20 milyon euroya serbest kalır. Sen futbolcuyu gelmeye ikna edersin. Sözleşmesine 20'ye serbest kalır maddesi eklersin. Yarım sezonlarda 3 milyon euroya anlaşırsın. Bak bu ihtimale gelir. Bu ihtimale gelir. Niye? 20 milyon euro ne ya? Birçok takım için çerez parası. Çerez parası. 5 Barcelona'ya inanın 5 vermeye bile gerek yok. Barcelona kadrodan çıkartmak isterse böyle olur. 4 maçta bir gol attı. Dünya Kupası'nda. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta golü yok. La Liga'da 2 maçta bir golü var. UEFA Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde 4 maçta 3 gol 1 asist. Ama Hollanda milli takımında. Hani 11 maça çıkmış bu sezon. Dünya Kupası dahil 5 gol 1 asist. 602 dakika. Değer mi? Bence bu kumara değer. Eğer biz almak istersek de bonservis vermeden alırız. Benden size söylemesi. Denemeye değer mi? Değer. Ama bakalım ne olacak. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada sponsorlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Destekledikleri için. Maddi manevi her anlamda destekleri için. Ama sizlere daha çok teşekkür sunuyorum. Niye? Ya beni umutlandırıyorsunuz. Geleceğe iyi bakmamı sağlıyorsunuz. Diyorum ki bir yerlerde iyi insanlar var. Bak bu kanalda küfür yok. Bu kanalda saygısızlık yok. Bu kanalda çatışma yok. Başka takım taraftarı gelsin. Milletin anasına sövsün. Onlar da gitsin ona sövsün. Hop etkileşim artsın. Derdinde değiliz. Bizim derdimiz sizsiniz. Bizim derdimiz birlikte muhabbet ortamı kurmak. Çünkü bu kanalda 7 yaşında çocuklar da var. 67 yaşında abilerimiz de var. Ablalarımız da var. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden takipçilerim var. Geçen gün öğretmen arkadaşıma dedim ki beni Kanada'dan bile takip eden vardır dedim. Gerçekten söylüyorum, samimiyetimle söylüyorum. Dünyanın çok farklı bir ülkesinden takip eden arkadaşlar yoruma yazabilirim ben şuradan takip ediyorum diye. Yazıyormuş. Kastamonu'dan takip ediyorum hocam. Dünyada böyle bir yer yok. Çok farklı bir yer. Taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Her şey olabiliyor. Ya da işte yazıyormuş. Ben Gaziantep'ten takip ediyorum. Gelip görmen lazım. Gaziantep'e gelemedim ben lan hakikaten. Bir Diyarbakır Gaziantep turu yapsam yazın ya. Urfa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, oradan Suriye. Gerçi bizi kabul etmezler. Biz onları kabul ederiz. Onlar bizi kabul etmez. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum hepinize. Görüşmek üzere.